Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şöyle bir şeyle başlayacağım böyle. Fizik denilince mevcudatı anlıyoruz değil mi? Mevcudat var. Kimya deyince eşya arasındaki ilişki var vesaire, biyoloji diye fenler var, fenler var. Hepsinin bir vücudu var. Vücudu haricisi var. Fiziğin vücudu haricisi var. Realitesi var. Kimyanın öyle, tıbbın insan, konusu insandır. Matematiğin vücudu yoktur. Yani fizik deyince bir şey gösterebiliyorsun. Matematiğin öyle bir şey yok. Mesela matematikte eksi iki var, eşyada eksi iki yoktur. Değil mi? Eksi iki yok. Varlık, bir şey anlatmak için başlıyorum bununla da. Varlık, Big Bang diyor mesela felsefe, fizik. Yeni şey bunlar. Kainatın yaratılmasını, telefonunuzu bir kapatın arkadaşlar. Şimdi kainatın yaratılmasını Nur Muhammedi'den başlamış, bize zıt değil Big Bang, çok uyuyor. Bir nurdan, bir çekirdekten yaratılmış. Bir şey anlatmak için bu kadar şey yapıyorum. Big Bang de böyle noktadan başlamış. Big Bang için diyor ki, sıfır hacim, hacim hiç yok. Ama bütün hacim oradan çıkmış. Sonsuz kütle. Ama sıfır yerde sonsuz kütle. Sıfır zaman. Sıfır diyor. Demek ki eksi bir de var ki söylüyor. Yani kainat, varlık yaratılmadan önce matematik vardı. Kainat yaratılmadan önce fizik yoktu. Kimya yoktu. İnsan bedeni yoktu. Kainat yaratılıyor. Dolayısıyla tıp bilimi de yoktu. Ama her şeyi anlamlandıran, her fenin temel malzemesi olan matematiğin varlıktan öncedir ve vücudu haricisi yoktur. Aa, bu budur, çaydır, bu masadır diye gösteremezsiniz. Şimdi buraya kadar tamam. Bu matematik bütün fenlerin temelidir. Ama hiç kimse matematiği kim yarattı diyemez. Bir tane de örnek vereyim, bunu vermeyecektim ama. Gündelik hayatta hep kullanırız. İki saat sonra geleceğim. Yarın geleceğim. Zamanın böyle bir vücudu yok. Kitabın vücudu var. Mekanı var. Zamanı hep kullanırız ama zamanın başı yok, gecesi yok, gündüzü yok, yer çekimi yok. Kışı yok, yazı yok. Zaman. Zamanın vücudu yok yani. Böyle bir vücudu yok. Ama eşeği evirip deviriyor. Zaman iyi bir müfessirdir der Bediüzzaman Hazretleri. Alim gibi tefsir ediyor. Fenlerin temeli olan matematiği kim yarattı? Ondan önce ne vardı sorulamaz. Sormuyor. Zamandan da öyle. Zamanın öncesinde ne zaman vardı sorulamaz. Zamanın vücudu yok çünkü. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu iki örnek verdikten sonra ben size bir matematik yapıyorum şimdi. 17 artı 3 artı 74 artı 300 artı 62 eşittir. Sıfır olur mu? Sen mahsebecisin değil mi? Evet. Sıfır olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Olmaz. Artı 73, artı 200, artı 500 eşittir sıfır. Yani sıfır demek anlamsız. Hiçbir değeri yok. Yani değerlilerin toplamı değersiz. Tamam mı? Neye benziyor? Profesörler bir araya geldi. Bunların yekününden cehalet. Bunların yekününden cehalet çıkıyor. Cehalet. Olur mu? Olmaz. Şimdi
Bak, artı 200, artı 500, artı 74 eşittir 0. Bu alem-i şehadetteki gerçekliğe, gerçek realiteye zıttır. Varlığa zıttır. Varlığın zıttıdır. Aynen bu örnek gibi. Tamam? Armut bir anlamı vardır. Armut. Bir değeri vardır. Bir anlamı vardır. Varlıktır çünkü. Şeftali de öyle. Deniz de öyle. Güneş de öyle. Şimdi deniz anlamı var. Artı bitki, artı hayvan, artı çiçek, artı dere, deniz eşittir sıfır. Anlamsız. Bu anlamlıları topluyorsun, anlamsız. Nasıl olur? Olur mu? Anlamlıların toplamı anlamsız. Profesörlerin toplamı sonucu cehalet. Anlamlıların, varlıkların toplamı hiçlik olamadığı gibi, alimlerin toplamı cehalet olamadığı gibi, anlamlıların toplamı anlamsız olmadığı gibi, bu varlığın sonunda da anlamsız anlamına gelen hiç olacak, yok olacak, sıfır olacak olamaz, fiziğe zıttır. Kainatın sonunda, bu varlığın sonunda bir varlığın olmaması, sıfır olması her şeyi anlamsız kılar. Sıfır yapar yani. Fiziğe zıttır. Varlığın sonucu, yani anlamın sonucu anlamsız. Daha garibini söyleyeyim. Bir profesör, o nasıl geçiyor? Bir profesör gübrenin, affedersiniz, insanın gaita, büyük ve küçük abdestinin tahlilini yapıp insanın içsel alemini tanımlarsa, dışarıya atılan atıkla insanın içini seyrederse, kısacası her şeyin anlamını araştıran profesörün, her şeyin, gübrenin dahi, her şeyin anlamını araştıran bir bilim adamının kendisinin anlamsız olduğunu iddia etmesi kadar gülünç ne olabilir? Bir daha. Her şeyin anlamı olduğunu, anlamını araştıran ve kısmen çıkartan bir bilim adamının kendisinin anlamsız olduğunu iddia etmesi kadar gülünç hiçbir şey yok. Ben anlamadım. Yani tesadüfen olmuşum diyor. Ve yok olacağım, anlamsızlaşacağım. Ama her şeyin anlamını çıkartıyorsun. Her şeyde anlam arayan ve anlam vardır diyen kendisinin anlamsız olduğunu iddia edecek kadar insan garipleşebiliyor. Mesnevi Nuriye 110. Kalbime vakı olan en ince, en gizli hatıratları işittiği ve kalbimin muyul meyillerini ve emellerini tatmin ettiği gibi. Nereden biliyoruz? Dünyaya geldik, bak bunu. Güzel. Diyoruz. En gizli lezzet, zevk, memnuniyet, iftihar, vefa, şefkat, haya, aşk, muhabbet veya adavetin de lezzeti var. Hak ettiğini adavet etmek zevk alır insan. Allah düşmanına adavet etmek. Allah en ince böyle duygularımızın, sırlarımızın cevabını yapıyor, yaratıyor. Ayva yiyorsun, gözükmeyen bir lezzet alıyorsun. İnsanın kalbinin meyillerini, emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebedi vermeye kadir olan zat-ı akdes. Yani biraz önce anlattığım gibi mesela 16 artı 20 artı 44 eşittir 0, yani anlamsız, değersiz olmadığı gibi elma anlamlıdır, deniz anlamlıdır, güneş bir manası var, anlamı var diye bir realitedir, bir şey ifade ediyor. Bunların da toplamı ahiretin olmaması anlamına gelen anlamsızlık. Sıfır olması bu anlama geliyor. Ahiret olmaması demek bu kainatın sonunda her şey anlamsıza dönüşüyor.
Yani her şey zıttına dönüşüyor. Varlık hiç oluyor. İlim cehalete dönüşüyor. Merhamet adavet oluyor. Varlık içlik oluyor. Göz körü oluyor. Göz körü hizmet etmiş oluyor. Nimet, nikmete hizmet etmiş oluyor. Bu kainatın sonunda eğer ahiret yoksa bu kainattakilere zulümdür. Kainatın içerisindeki adalet bunu müsaade etmez. Bu en kalbimin en gizli meyillerini, emellerini tatmin ettiği gibi akıl, hayalimin de temenni ettikleri saadet ebediye. Mesela bir şey tanımlarken nasıl bir yer? Cennet gibi bir yer ya. Böyle insanın fıtratında, şiirlerinde, tefekkürlerinde, düşüncelerinde gaye olmuş ahiret. Yani ahiretin varlığını fıtratta itmemiş. Nereden çıktı bu? Dememiş. İnsana teklif edildiği zaman insan ebed var diyor Kur'an. Saadet ebediye var diyor. Sonsuzluk var diyor. Bir anda her yerde olacaksınız diyor. Ölüm olmayacak diyor. Dostlarınızla ebedi olacaksınız deyince fıtrat şöyle dememiştir. Ya nereden çıktı öyle bir şey var mı ya? Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Fıtratımda, yaradılmışımda böyle bir şey yok ki. Neyi teklif ediyor? Teklifi malayutaktır bu. Demiyor. Tam tersine insanın fıtratında isteğine şey yapıyor. Teklif ediyor. Sen ölmek istemiyorsun diyor. Evet diyor insan fıtratı. Ha, sonsuz bir alem var. İnsan buna yapışması gerekirken sağır olup kör olmuşlar, belki divan olmuşlar gibi sanki iyi bir şeymiş, fıtratın reddettiği bir şeymiş gibi ahireti reddediyor. Sen babaannenle, ölmüş babaannenle, dedenle, babanla, evladınla, sevdiklerinle orada beraber olmak istemez miydin? Der misin ya? Yok canım, yılan çiyan akreplere yem olmak varken niye böyle dostlarımla bir olayım canım? Gerek yok ya. Yani insanın fıtratına böyle şey ki ya. İnsanın hayalini de ve hayaliyle temenni ettikleri saadet ebediyi vermeye de kadir olan zat akdesten mada kimse ibadet etmiyor. Yani onunla insan anlam buluyor. Mesela insan insansız insanlaşamaz. Doğsa mağaraya, hiçbir insan olmasa, tek başına dünyada olsa insanın insan olması mümkün değil. İnsan insansız insanlaşamaz. Çünkü niye? İnsan yok ki insan olduğunu bilsin. Mesela tek başına dünyada yaşıyor. Elma var, armut var, dağlar var, tepeler. Ben kimim? Vallahi dere değilim. Ben kimim? Şeftali değilim. İzah mıdır bu? Ne ile ne izah edeceksin? Kuyruğuna kimse basmıyor ki. En ufak bir şeyde rehber var ya. Suda nasıl yüzeceğin rehberi var. Paraşütle nasıl atlayacağın rehberi var. Oku nasıl atacaksın rehberi var. Silah atma rehberi var. Suda nasıl yüzeceksin, nefes nasıl alacaksın rehberi var. Böyle ciddi bir dava karşısında dünyada yaşayacaksın, rehbere ihtiyacın olmayacak. Garip yani insan. Adem Aleyhisselam hatırınıza geldi. Tek başına nasıl insanlaştı? Adem Aleyhisselam bizim gibi dünyaya doğmadı. Büyümedi. O kamil olarak geldi. Bütün isimlere öğretilmiş olarak geldi. Ve Adem'e, Alem'e, Esma Külle'e. İsimler öğretilmiş cennette. Yaşamış, hayat anlamlandırmış. Kıyas ve itibari ve nisbi hakikatlara sahip dünyaya gelmiş. Niye geldiğini de biliyor. Buna ne olduğunu da biliyor. İhraç edilmiş. İnin denilmiş. Ve havası varmış. Eşi varmış cennette. Burada da atıldığını biliyor orada. Arıyorlar yani. Biz öyle değil, biz büyüyoruz. Yani Adem Aleyhisselam'a hayvanlarda mesela kedi doğdu öldü, köpek doğdu öldü, sığır doğdu öldü. Ne biliyorduysa öğreneceği bir şey yok. Bilerek geliyor. İnsan öğrenmek için geldi. Taallümle tekemmül etmeye gelmiş. Adem Aleyhisselam donanımla gelmiş. Çünkü insan yoktu. Çok garip ama şimdi dünyada hiç kimse yok. Teksiniz. Tamam bu kafayla ama
İnsan anlayışınız yok. Dünyaya bırakılsanız nasıl olur diye ama ya Rabbi. Kaç gün evde kimsesiz kalabilirsiniz? Ümraniye'de hiç kimse yok. Kaç gün kalırsınız? Hiç kimse yok. Hududunda Ümraniye. Hiç kimse yok. Hiçbir insan yok. Gündüz bile gece olur değil mi? Vahşet olur, vahşet. Nasıl sabrı dayanmış? Peygamber ruhu ya. Öyle deyip geçiştiriyoruz tabii. Zat-ı Akdes'ten başka kimseye ibadet etmiyorum. Niçin ben bunu söyledim biliyor musunuz? Ben kimim? Armut değilim. İzah değil bu. Ben kimim? Dere değil. Bu da izah değil. Ben kimim? Ancak benden üstün bir kaynakla sen şusun deyince hem bileceğim hem de tatmin olacağım. Ha tamam. Sen bana bir şey söylersen tamam acaba öyle mi doğru mu söyledin? İsabet ettin. Nereden bileceğim? Ha, insan üstü bir varlık Allah'tır. Sen insansın dedi bana. Ha. İnsan düşman oldu buna bu sefer. Lan Allah sana ne dedi? İnsansın dedi. Hayvan değilsin dedi. Niye düşman oldun? Dedi ki bütün varlık senin emrinde hizmet ediyor. Sen halifesin benim. Yegane varlığım sensin. Bana niye böyle dedin diye. İnsan nasıl düşman oluyor ya? Ne dedi yani? Kötü bir şey mi söyledi? Nefse emmare ben de diyor. Yani nefse emmare ilahlık dava ettiği için bu oluyor. Nefse emmare öyle diyor da ilahlık. Sen sırf nefse emmare değilsin ki ya. Akıl da var da sende. Akıl sükut ediyor burada. Ya kalbin de var. O da bir şey oluyor. Ruh var. Hafi var, rahma var. O kadar donanımın var ki. Sen bir tane söylersin bana. Nefse emmare var. Şeytan var diyeceksin. Melek var. Ya akıl var. İnsan arzu-i beka var. Hafi var, ahva var, kalp var, ruh var, latife var. Var da var. Çok garip ya. Fıtratına zıt böyle bir şey taraftar olması çok garip. Yani ahiret böldükten sonra tabii ya böyle bir yer olması lazım. İyi ki söyledi ya. Olmasa bile alemimizi, hayalimizi canlandırıyor cennet ya. Demesi gerekirken yılan çıyanlara, akreplere yem olacaksınız. Çürüyüp yok olacaksınız. Kaybolacaksınız. Adeta iyi ki söylediğim gibi bu fikre sahip çıkıyor. İyi bir şey sanki. Niye? Yılan çıyanlı akreplere yem olmak iyi bir şey mi? Neden? Niye? İşte. Garip işte insan. Niye beşte biri Müslüman da gerisi? İşte. Çok garip yani. İlginç. Garip. Sır acayip bir alem. Yani sırf nefse emmare deyip geçmeyeceksin yani. İnsan yani nihayetsiz suut ve sukut yapabiliyor. Nihayetsiz terakki edip tedeni edebiliyor. Yani insan kainatı kucaklar, yutsa toz bile olmaz. Aynı bu insan atom mezar oluyor ona. Atoma gömülüyor. Madde onun mezarı oluyor. Niçin dedin değil mi? Ve kendimize bu soruyu soralım. Allah var mı? Var. Bu günahlar ne? Kendimize soralım içinin cevabı kendi. Ahiret var mı? İnanıyor muyuz? Bu dine lakaytlık ne yani? Yani maddi ve manevi hiçbir şey sahip çıkmıyoruz ya. Bu din-i mübinin ihyasına maddi ve manevi sahip çıkmıyoruz. Hani ahiret vardı? Hani Allah vardı? Namaz yok. Veya lakayt. Hani ahiret vardı? Zekat yok. Hani hesap vardı? Namaz yok. Niye? Ne var işte? Allah ve ahirete inanıyoruz. Bir fatura yatırmıyoruz. Hani ahiret vardı? Niye? Biziz biz. Bu dersin muhatabı hariç değil. Biziz. Garip bir mahluk işte. Makam söylenilince Ebu Bekir gibi makamlar ağzımız sulanır. Fiiliyata gelince acayip acayip garip garip söylemeyeceğim. Öteki bir zıttındaki şey değil. Allah var diyor. Namaz yok.
Nasıl? Ben biraz önce cenaze namazı. Cenaze akraban gelmiş musallada, caminin dışında bekliyorsun. Camiye girmiyor yani. Sorsan Allah var tabi. Niye? Garip yani. Yani ben nefsemare var deyip de böyle şey yapamıyorum ya sırf. Bu garip bir mahluk yani. O zaman insan olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. İnsan olduğunu bilmiyor. Bütün soruların cevabı şu işte. Oraya getirecek. Niye namaz kılmıyorsun? İnsan olduğunu bilmiyorsun. Niye oruç tutmuyorsun? İnsan olduğunu bilmiyorsun. Niye derse gelmiyorsun? İnsanlığın olduğunu bilmiyorsun. O derece. Bütün soru, yani insan kendisini tanırsa, dinle kendisini tanımlar, tanırsa din ile tanımlar, o zaman ne yapacağını bilir veya yapar. Biliyor veya yapmıyorsa insan olduğunu iddia ediyor. Bilmiyor. Yani yaşadığının farkında değil insan. Nefes alıp verdiğinin farkında değil. Ama lütfen bu konuşmaları sakın sokaktaki insana uygulama. Bu muhatap benim ve sensin. Koca koca adamsın. Ben gidiyorum ahirete, namaz yok. Ne biçim adamsın? Hani ahirete inanmıyor musun ya? Bir anda tepene kalp krizi gelir. Kanser vurur sana. Tansiyon tak diye götürür. Trafik kazası yapar. Hiç sebepsiz ölü bulunursun yatakta. Sen ölümü bayılmak mı zannettin be adam? Niye namaz yok ya? Nereye gidiyorsun ya? Ne cesaret bu? Nasıl bir cesaret ya? Yani şimdi kabre gireceksin ya. Nasıl bir cesaret? Korkmuyor musun? Ödün patlamıyor mu? Bu yağmurda şimdi toprağın altına girmeyin. İnsan ödün patlamıyor mu? Kaza namazların duruyor. Nasıl böyle ödün patlamıyor? Nasıl yatıyorsun? Başta nasıl namazsız yaşıyorsun? Hayret ya. Lan ölüyorsun, ölüyorsun. Her gün, her günde bu sarayda bir taş düşüyor. Gidiyor arkadaş, kime ne yapıyorsun? Elin kızına, elin oğluna malzeme mi yetiştiriyorsun? Çocuğuna gelin alacaksın, elin kızı. Kızını elin çocuğuna vereceksin, elin çocuğuna çalışıyorsun. Lan ne? Uyan artık ya. Uyanmak gerekiyor. Sıyrılmak lazım. İşte insanoğlu garip yani. Çok tuhaf. Ben ilk önce kendime iş yapıyorum. Ne kadar emelleri var, ne kadar meyilleri var, arzuları var, hayalleri var. Bir bakıyorsun Azrail Aleyhisselam'ın dediği gibi en garibin o gitmiş. Hikmet Nisan'ı ile sormuşlar ki en garip hali nedir? İnsanoğlunun tepesine diyor, biraz sonra diyor, an sonra canını alacağım diyor. Kafasının içine bakıyorum diyor. O kafasının içindeki programlar diyor yapmaya kalksa 1 milyon sene ömür gerekiyor. Veya 1000 sene. Ulan 1000 senelik projeli kafa biraz sonra vefat edecek haberi yok diyor. Garibime gidiyor diyor. Yani ibadet etmiyorum. Yani anlam kazanman lazım sevgili kardeşim. Yapma. Zulmetme. Ömür sermayesi gidiyor. Gitti zaten çoğusu. Geri kalanı da şüpheli yani. Yok ya. Evet, dünyayı ahirete kaybetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir. Aciz değildir. Yani bu dünyayı ahirete çevirmek Allah için zor değil ki. Niye? Tersini yapmış. Ahireti dünya şekline çevirmiş. Nasıl yapmış? Dünya bedendir. Ahiret ruhundur. Çünkü ruh buralı değil. Ruh buralı değil. Hiç benzemiyor ki. Ruhuna bak. İsteklerine bak. Arzularına bak. Endişelerine bak. Korkularına bak. Temellilerine bak. Ne istiyor? Nerede? Bir anda her yerde olmak istiyor. Bir yerde. Biz ahiretliyiz kardeşim. Ruhumuz ruhlar aleminden gelmiş. Bedenimiz bu dünyalı. Beden bu dünyalı. Yani ahireti dünya olarak göstermiş bedenimizi. Mesela sima herkes farklı. Ruhunun görüntüsü dışa vuruşu. Ruhtaki özellikler de ahiretin dışa vuruşu. Sırayla gideyim. Şu suratınızdaki namaz kılıyor, kılmıyor, zalim. Esnaflar bilir.
Kapıdan girerken bu adam mal mı soruyor, alacak mı, taksit ne, peşimi belli. Allah'u alem, ben de mesela kürsüye çıktım. Şöyle size de baktığım zaman Allah'u alem işim bu olduğu için. Bu nerede dersin? Nasıl dinliyor? Neler hissediyor? Kısmen hissediyor. Bana bir kelime söyle. Kelime, cümle değil. Bu külliyatta var mı böyle bir kelime? Allah'u alem %90 söylerim. 14. kitapta şu kelime ustadın ruhuna zıttır. Yoktur böyle bir şey. Ortalama derim yani. Niye söylüyorum? Sima da ortalama sen bilirsin. Şima bakarsın namazlı mı namazsız mı? Belli. Sima ruhun dışa vuruşu, ruh da ahiretin dışa vuruşu. Ruhun yapısı ahireti gösteriyor. Hiçbir tanesi dünyaya bakmıyor. Ruhtaki meyiller, istekler. Demek ki bizim ruhumuz burada bulunabilmesi zordur. Çünkü mutlak ve muhit olan şu ruhu bedende tutmak neye benziyor? Odunu yakın. Çıktı duman ve nur. Nerede? Yaktıktan sonra çıkan. Ümraninin neresinde? Her yerinde. İşte Allah böyle bir teknoloji kullanıyor. Her yerde olan odundan çıkan ısıyı, dumanı, nuru, nur ve dumanı, her yerde olan onu alacaksın, odun olarak kabul tutacaksın. Zor bir şey ya. Ben odunu yakacağım buraya. Her tarafı kapatalım. Yanan odunu tekrar geri alın. Isı olmuş, kül olmuş, duman olmuş. Şu ortamdan oduna ters döndürün. Entropi deniliyor fizikte. Ters çevirin hadi. Yani Allah bunu yapmış. Mutlak, muhit, her yerde olan bir ruhu buraya koymuş. Oduna nuru koyduğu gibi. Yani zoru yapmış zaten. Her yerde olan ruhu bir yere koymuş. E bir yerdekini de her yere yapar aynı şey ya. Neye benziyor? Ustad misal vermiş. Dünü yapmış. Bugünü de yapmış. Yarını yapamaz mı? Ne farkı var ki yarınla dün? Dünü yapan, güneşi doğduran, dünyayı döndüren, güneşi vurduran, bitkiyi çıkalk eden vesaire. Dünü yapan, bugünü de zaten yaşıyorum. Yarını yapamaz mı? Dün ve yarın. Ne farkı var ki? Dünya yapan, ahireti de yapan. Farkı yok ki. Böyle bir, bak, bir zerre o kudrete nazarında gizlenemez. Dünyayı ahirete kalbedecek, dönüştürecek. Ömründe hiç kabak çekirdeğini görmedin, karpuz çekirdeğini görmedin. Allah aşkına karpuz çekirdeği, siyah değil mi? Hiç görmedik. Böyle karpuz çekirdeğini gösterseler, deseler ki bundan ne olur? Kimin hatırına gelir karpuzun dişi yeşil, pijamalı çizgi yapacaksın, nereden bir çat vuracaksın? İçi kırmızı, tadı şu, şu özelliği olacak, şu tadı olacak, şu rengi olacak, şu kokusu olacak. Kimin hatırına gelir o çekirdekler? İki tane sperma gösterdiler. Bir filin hücresi, bir de tavuk yumurtası. Deseler ki filin suyu bir daha hücre ya, gözde gözükmüyor. Bundan ne olur? Bir yumurta gösterecekler sana, bundan ne olur? Ulan bu kocaman bir yumurta, bu gözde gözükmüyor bir şey. Bundan büyük bir şey çıkar. Bundan da minnacık bir şey çıkar. Bu gözle gözükmeyen hücreden 6,5 ton fil çıkıyor. Bu yumurtadan 1,5 kilo fil çıkıyor. Kim ihtimal verir ya bu hücreden fil çıkacak diye. Yani zoru yapmış Allah ya. Yani dünyayı ahirete kaybetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Nasıl dönüştürmüş? Spermayı insan yapmış, hayvan yapmış, tavuğu, çekirdeği ağaç, tavuk yapmış. Yumurta tavuk, tavuk yumurta zaten yapıyor. Ahiretteki hakikat dünyada ruh, dünyadaki ruhun ahiretteki hakikat. Aynı şey ya. A eşittir B, B eşittir A, tak tak. Aynı şey. Burada gaye şu, böyle bir insan Allah'ın bu icraatına şahit olacak, kendisine anlam verip anlamlandıracak. Yani farkındalık olacak, kendini tanımak nispetinde her şeye değer veririz. Bak bir daha söylüyorum, niye namaz kılmıyorsun? Çünkü kendini tanımıyorsun. Niye oruç tutmuyorsun? Kendini tanımıyorsun. Niye derse gelmiyorsun? Niye zekat vermiyorsun? Niye bilmem ne yapıyorsun? Niye bunu yapıyorsun?
Veya niye böyle davanın peşine koşuyorsun? Kendini tanıyorsun. Yani temel insan kendisini tanıma nispetinde kendisine anlam yükler, yüklenilen anlamla kainat anlam kazanır. Kendisini tanımıyor ki. Vaaz ediyorsun tamam mı kürsüde, cumada vaaz ettim. Çıkıyor, ho falan çıkıyor, ayağıma bastın diyor, birbirlerine ona kaşıyor. Acayip bir şey. Alo, bir tanesi var. Alo. Buyurun. Bak şimdi. Yeni oldu ha? 3-4 gün önce. Buyurun. Aa, Hasan abi ben tanımazsın. Ben kutu. Mukavada kutu var ya, paketlerin kurtu. Kutu yapıyorlar. Evet. Ben falanca kutu. Kutu yapan falanca fabrikanın sahibiyim. Abi bizi tanımazsın. Baba bizim eve ders eskide gelirdin. Evimizde ders vardı rahmetli babam. Ben çocuktum, gençtim, delikanlı falan. Sonra babamdan sonra işte biz dersi almadık, yapmadık. Ah hayvanlık yaptık. Bak şimdi kutu ya, bu kutuyu mal ediyor paket. Ya dedim ya ondan sonra keşke yapsaydık ama işte büyük bir gaflet işte abi tamam. Tamam kardeş tamam söyle. Tanıdım babasını hatırladım. Ya abim nereye derse gidiyorsun böyle arabamla götürsem seni. Allah Allah. Ula derse gitmeyen, evindeki dersi devam ettirmeyen babasına. Ula bu beni dersi götürecek Allah Allah. Yani gerçi arabam yok ama yani dedim ki şu anda dedim başkası gelecek, başkası götürecek. Yok abi dedi bana dedi program yap dedi her gün derse götüreceğim seni. Allah Allah. Hüsnü. Dedim ki kardeşim attım kafadan tamam mı? Ne attım kafana taş düştü demeyeceğim. Ona doktor rapor mu verdi sana dedim yani bir hastalık mı çıktı böyle? Me kanser çıkmış. Yumurta dayandı. El fren çek takos koy. Doktor rapor. Abi ya bir şey söyledik sende moralımızı bozuyor. Yok dedim ya böyle bir latife yaptım. Aynen öyle abi dedi. Hayat bitti. Bittikten sonra itme, bunun dersleri gitmesi neye benziyor? İtme, araba çalışmıyor, itiyorsunuz. İtme şimdi bu. Yani gene daha bitmedi, sekerata girmedi ama Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi Firavun su kapanırken. Geçti o. Doktor sana raporu verdi. Dedi ki 10-15 gün kaldı. Ay ya hanım neredesin o? Abdest, namaz tamam da inşallah geçer ama bu duruma düşme. Tamam. Yani buna bazı alimler ihtiyar ve irade kalkmış derler. Yapma. Akıllı ol. Kaza namazına başla. YouTube'lara girme. İnternet televizyonlardan uzak dur. Niye biliyor musun? Bir gün uzaklaştıracaklar seni. Bu geçen iki gün önce evde helallı kaldırdım. Bu kardeşimizi tanıyorsunuz. Komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, uzaktan gelen hakkınızı helal edin. Nasıl biliyorsunuz? Adam daha televizyon seyretmeyecek iki gün önce. Adam televizyonda tamam kesti. İnternetleri girmeyecek daha. Çünkü gömdük onu. İnternetleri olmayacak. O abi yapamıyorum. Yapacak şimdi. Yapacak. Dizisiz yapamıyorum. Yapacak şimdi. Başka bir dizi seyrettiriyorlar. Hangi dizi? Başrolde kendisi oynadığı hayat filmini seyrettiriyorlar şimdi. Başrolde seviyorum. Ha nerede çekilmeye başladı Kemal? Ruhlar aleminde sahne aldım. Bu dünyaya da o filmin bütünlüğü içerisinde bir sahne alması gerekiyormuş. Bir saatlik. Allah Resulü bir saat diyor. Ağacın altına bir an dinlemek diyor. Dünya için diyor. Ruhlar aleminden ahiret arasındaki bütün ömrümüzün bir sahne almakmış dünyada. Hani var ya böyle bazı filmler bazı yerde çekilir sahnesi. Orada çekilir. Dünyaya geldik. Şimdi o bütün filmin içerisinde 10 saniye 15 saniye. Eğer ömrümüz 60 sene 1 saat olursa dünya hayatının sahnesi 10 saniye olmaz. Bir sahne almaya geldik gidiyoruz. Film başka devam edecek. Çünkü ustad diyor ki, hadiste geçiyormuş. Ruhlar aleminden ahirete kadar
ömür geçiyor. Kabirden sonra, yani şu hayattan sonra ta cennete kadar 2 ay varmış. 2 ay uzaklıkta, mesafede çiftlik varmış. Şimdi bak, herkes pergeleni koysun. 2 ay cennete gidecek kadar 2 aylık mesafemiz var. Bir gün sonra istasyon gelecek. Trene, gemiye, uçağa, otomobile, paraya göre, para yoksa yaya gideceksin. 2 aylık mesafe sonra çiftliğe gidecekmişiz. Bir günmüş hayat. Bir gün sonra istasyon gelecekmiş. Sermayeye göre biniliyormuş. 59 gün daha duruyor vefattan sonra. 59 gün. Tamam. Adam gibi yaşayacaksın, tamam mı? Adam gibi. Hiç endişe etme, korkma. Masum da olma. Bugün siz daha üzülmeyeceksiniz. Korku yoktur. Üzülme. Hatta yaşarken okullara, bahtiyar ruhlara diyor ki Allah, ey nefsi mutmainne, ey nefsi raziye, ben senden razı, sen de benden razı. Gir cennetime, dünyada diyor. Fethuli fi ibadi, vethuli cenneti. Öyle sana bu böyle bir alemlere gitmek için havada uçmak, su üzerinde yüzmek teklif edilmedi ki yapamadığından ümitsiz oluyorsun. Korkma. İnternetlerden, günahlardan uzak dur. Namazını kıl. Her gün bir cüzünü oku. Risale'den 5-10 dakika bir şey oku. Haftada bir gün birkaç derse git. O kadar. Zor bir şey değil sevgili kardeşim. Bir zerre o kudreti nazarına gizlenemez. Yani dünya ahirete kaybetmekle Allah dönüştürerek kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Bak bizim yaratılmamız kudret. Vefat etmemiz de başka bir hayata dönüşmek. Burada da yapmış mıydım? Yaptıksa bir daha yapayım. Bak ölüm ne kadar nimet olduğunu göstereceğim size. Veya ben öyle zevk alıyorum. Ama dediğimi yapın. Nefes alın kardeşim. Ben bırakın değene kadar bırakmayın. Bırakma. Sıkıldın değil mi? Bırakma. Bırakmayınca sıkıldık değil mi? Bırakmak ihtiyaç mıdır? Niçin bıraktık abi? Darlandık değil mi artık? Ha, nefes almak dünyaya gelmek anlamına geliyor. Dünyaya geldik, nefesi tuttuk. Artık sıkıldık da dünyada. Nefes vermek, can vermek, vefat da böyle nimettir. Rahatlamaktır. Zindani dünyadan bostanın cinana çıkmak gibidir, böyledir. Nefes almak, dirilmek, nefes vermek. Bak nefes almak ne kadar ihtiyaçsa vermek de o kadar ihtiyaçtır. Sevmek ihtiyaçsa ondan fazla sevilmek ihtiyaçtır. Ya, çok acayip değil mi? Bak tuttun çok iyi. Çok iyi ama fazla olursa da kötü oluyor. Oh. Ha, nefes vermek ve yumit. Yuhi ve yumit. O kadar kolay. Çünkü çok tuttuğunu sıkılıyoruz. Çok kaldığını burada sıkılırsın ya. Elin ayağı tutmaz, belin tutmaz, burnun tutmaz, abdestin tutmaz, kulağın tutmaz. Anladık değil mi abi? Nimet değil mi? Verme. Nimet tabii ya. Ölüm yok. Ne yapacağız bu dünyada sonsuz? Çekilirim böyle. Bir düşünün, sakin kafayla düşünün. Sonsuz yaşayacaksınız. Ha böyle oturulur mu sonsuz? Yok canım kafayı yiyor. 60 senede kafa yiyordu. Sonsuz yaşayacaksın dese ne olacak? Ya. Dünyayı ahirete kaybetmenle kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Bir zerre o kudreti nazarına gizlenemez. Şems, güneş büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Yapma. Allah'ça sen gizli değilsin. Biliniyorsun. Sakın demeyesin. Allah kim ben kim ya benle ne uğrasın. Sakın ha. Yapma. Kurtulamaz. Evet onun marifetiyle elemler lezzetleri inkılap eder.
Eğer iman, amel, Allah'ı memnun etmişsen, kanser olsa ne olur, kalbin olsa ne olur, meft olsa ne olur? Yani benim tuzum kuru değil, ben de öleceğim ha, bu kürsüde konuşurken. Ben okuyorum, ben muhatap benim zaten. Onun marifetiyle, bak, onun marifetiyle en büyük elem nedir senin için? O lezzete inkılap eder. Mesela ölüm korkusu vesaire kokuların sebebi 224'te söylüyor Mesnevi'de. Diyor ki, kul diyor, o cümleyi okuyayım mı Kemal? Bak şimdi abi. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Ölüm kimin vazifesidir? Ne zaman öleceğini? Allah'ın işidir. Nasıl, ne olacağını kimin işidir? Cehenneme mi gideceğim, cennete mi? Bana ne, onun işi? Bak, gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Ne yapacağım, ne edeceğim? Sana ne lan? Senin vazifen şimdi yatsı namazını kılmak. Ben derse yetişeyim diye yatsıyı kılmadım. Kılacağım şimdi, aklım onda. Ne öleceğim, nasıl öleceğim, ne olacak? Bana ne, o benim işim değil ki. Gafil olan insan kendi vazifesini bilir, Allah vazifesiyle meşgul olmaz. O Allah'ın işi ya. Bak gördün mü sıkıntı nereden geliyormuş? Allah'ın işine karıştığımız için. Karışma ya, karıştırma ya. Nasıl öleceğim, bana ne ya? Ben buraya gelirken bana mı soruldu ki? Giderken de bana sorulacak. Ben ancak baklavamı yerim ya, iyi ki geldim derim, tamam mı? Yani Kemal bir de balık ikram etse, o da değer ama böyle bir şey yapmıyor yani. Alacağım olsun Kemal. İnşallah. Zoraki yaptık değil mi şimdi? Onun marifetiyle onu bildin mi, eylemler lezzetlere inkılap eder. İşaret-i Caz'da diyor ki, namaz, oruç var ya böyle, namaz, sabah kalkıp abdest almak, külfettir diyor. Ama şöyle düşünürse insan, külfet lezzete döner. Ya kim bana emrediyor bunu ya? Kim beni huzuruna davet ediyor ya? Bu neyin nesidir ya? Bu niye denmiş bana? Sorularına cevap bulursan o elem lezzeti inkılap eder. Kardeş, ölüyorsun, ölüyorsun, ölüyoruz, ölüyoruz. Her gün binadan bir taş gidiyor. Evet, onun marifeti olmasa, şu cümlelere bak, şiire bak. Onun marifeti onunla aran iyi olmazsa, ulum evhama tahammül eder. Doktordur, kanser nasıl olur adam? Doktordur, kalp krizi nasıl geçirir adam? Yani tamam mı? Eğer o iyi bilsen bile eleme inkılap eder. İyi bilmek seni vesveseden, vehimden kurtarmıyor. Onun marifeti yoksa ilim evhama inkılap eder. Kırıkhan'da Mazmanlı denen bir şey var, köy. Bizzat oradaki bilim adamlarıyla görüştüm. Geldi, kazı yaptılar falan. Giderken biraz böyle eğilim, hoş birileriydi, mühendisler. O köy, bilmiyorum kaç metre kayalıkların üzerine köy kurulmuş. Diyor ki, bu köy bilse ki, bu bilmem kaç metre kayaların üzerinde bir köy kurulmuş. Dibi okyanusmuş. Bir an bile durmazlar dedi. Yani altı okyanus, o denizmiş. Şimdi o ne yaptı? Ben hemen gidiyorum dedi. Dedim ya burada namaz kılamam, şeyde Kırıkhan'da kılarım dedi. Lan camiye gideceğiz, cami var. Adam bana batabilir bu köy diye. Adam senelerden beri orada yaşıyor. İlim evama inkılap etmiş. Tamam mı? Acayip bir şey ya. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evama tahammül eder. Hikmetler illet, belalara tebedül eder. Vücut ademe inkılap eder. Hayat ölüme, nurlar zulmetlere, lezayiz lezzetler günahlara tahammül eder. Evet, onun marifeti olmasa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olur. Bak, onun marifeti olmasa insanın ahbapları, malı, mülkü insana ada ve düşman olur. Kabire girdin. Senin hesap vereceğin o mal hakkında Gazali'nin sözüdür. Toprağın altında hesap verilirken o malın, aynı o maldan dolayı senin kızın, oğlun yukarıda kavga ediyorlar.
hesabını verirken aynı şeyin kavgası yapılıyor kardeş. Miras kavgası yapar. Ama onun hesabını veriyor. Bak, senin eğer Allah ile dostluğumuz yoksa, dostluğumuzun içerisinde Allah yoksa, diyor ki, bak şöyle diyor, onun marifeti olmasa insanların ahbapları, malı mülkü insana ada ve düşman olur. Beka bela olur. Kemal, ahiret yoksa, Allah ile alakan yoksa, heba olur. Ömür, heva olur. Hayat, azap olur. Akıl, ikab olur. Yani aklımızın en büyük belası kimdir? Akıl. Düşüncelerimizin en büyük belası nedir? Düşüncelerdir. Akıl, düşündüğü için azap verici bir alet olur. Keşke aklım olmasaydı. Akıl, ikab olur. Amal, emeller, arzular, istekler, eleme, alama, inkılap eder. İstekler, istediğin kadar neyler istiyorsan, ne kadar hedefin varsa, o hedef kadar elemin var. Niye? Eline geçmez ki. Adam zengin ve fakir kim biliyor musunuz? Elinde olan değil. El kanaatun kenzun la yefna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Adamın öyle bir serveti var ki, bu umrani onun. Ama öyle bir hedefi var ki, oho! O hedefe göre şu mevcut arasında korkunç mesafe var. O adamın fakirliği mevcut ile gayesi arasındaki boşluk kadardır. Adam kuru ekmek gibi batırıyor böyle, bir makarna ile bir şey yiyor. Ben Almanya'da birileri gelmişti. Sultanbeyli'ye bir ailelere vermek istiyorum dedi zekan. Evleri dolaşırken onlar, inanın bana, tencere değinmeye 100 tane şahit lazım. Makarna yiyorlar 4-5 tane çocuk. Anneleri de yanında. Babalar inşaatta çalışıyormuş, yokmuş gündüz. Beynan mubalası 4-5 tane çocuk var. Makarnayı ekmekle yiyorlardı. Ama nasıl gülüyorlardı. Ama nasıl mutlular. Bizim o Almancı geldi. Ya dedi çocuklar, kadın kalktı, yok acı falan mı? Kalk. Ya çocuklar devam edin. O Almancı onların yanına oturdu. Onda o lezzet, muhabbeti gördü. Ulan ben de bu ekmekte midir ya? Ekmekle makarna yiyor. Kırıkan'da bir felsefeci dostum vardı, gelip giderdi. Ekmeğin içine bisküvit koyup yiyordu. Şimdi bakın, adam imam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı, yiyor, mutlu olamıyor jipinin içinde. Adam makarnayı ekmek diyor, nasıl eğleniyorlar bir görsen. Mutluluk burada. Cehennem de burada. Cennet de burada. Allah ile aran iyi olacak. Allah ile aran iyi olmadı mı, hiçbir şeyle aran iyi değil. O zaman akıl ikab olur, azap verici olur, emeller, gayeler eleme inkılap eder, ömür heba olur, kemal heba olur, beka bela olur. İnsanın ahbabı, malı ve mülkü insana ada ve düşman olur. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Cenab-ı Hak bu vartalara bizi düşmekten muhafaza eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbretullah, ömrümüze ibadetullah nasip eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de daim kayım saim eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştiraka amali uhreviyeden bizim ve bizi sevenleri, bizim de sevdiklerimizi, evlad-ı ihalimizi, hisselerini azim eylesin. Ve kabirde bu dersleri Allah bize enis ve yoldaş eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Amin. Kulum buyur ne istiyorsun demeye Cenab-ı Hak zatı lütfundan ihsan eylesin. Amin. Ve hizmet-i imaniyede daim kayım saim eylesin. Amin. Dünyada ömrümüze de bereket versin. Malımızı da davamıza harcayacak cömertlikte nasip eylesin. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.